Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nden başlayalım. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayım rektör atandığı, kayım rektör atamasından sonra da e, tepkiler var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hali hazırda şu anda bile tepkileri devam ediyor. Türkiye'de e, 1980 yıllarında askeri darbeden sonra Kenan Evren tarafından e, Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör atanıyor. 30 sene sonra tekrar yeniden Türkiye'de bir şey gerçekleşti. Bir darbe mekaniği devreye girmiş gibi sanki darbe olmuş, askeri darbe olmuş, yönetime el konmuş gibi muamele yapılıyor. Ve bu muamelenin sonucu olarak AKP darbesi sonucu Boğaziçi Üniversitesi'ne de kayım atandı. Aynı darbe döneminde yaşanan şeylerin benzerleri katlanarak devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne de rektör atamasını bir darbe geleneği olarak görmek gerekiyor. Fakat Boğaziçi Üniversitesi ilk defa tutuklandı. Mecazen, ironik olarak ya da şaka olarak söylemiyorum bunu. 2021 yılındayız. Türkiye'nin en iyi üniversitesi olduğu AKP tarafından da kabul edilen ve öyle görülen, zaten bütün verilerde bunu gösteren Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına polis kelepçeyle kelepçeledi kapısını. Dolayısıyla da Boğaziçi Üniversitesi'ni tutukladılar. Şu an Boğaziçi Üniversitesi tutuklu. Öğrenciler içeriye giremiyor. içeride olanlar da dışarıya çıkamıyorlar. 1980'de evet, askeri darbe sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör atandı ama Boğaziçi Üniversitesi ilk kez tutuklanıyor. Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor mevcut rejim ve bir üniversiteyi tutukluyor. Dışarıdan atanan rektör meselesine gelince, rektörün kimliğine bakıldığı zaman AKP'nin ilçe kurucusu olduğu ve ilçe yönetiminde yer aldığı, Daha sonra il yönetiminde yer alan AKP milletvekili adayı olan milletvekilliğine layık görülmeyen aday adayı olmasına rağmen seçilmeyen ve de gösterilmeyen milletvekili adayı gösterilmeyen ona layık görülmeyen bir isim akademik bir isim Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en önemli üniversitesine rektör olarak atamaya layık görülüyor. Vekil olamazsınız. Mesela Erdoğan'ın şoförü milletvekili olmaya layık görüldü fakat bu akademisyen ne kadar büyük bir değere sahipse, ne kadar düşünceleri varsa, ne kadar böyle çok önemli bir insansa artık siz düşünün AKP nezdinde milletvekili olmaya değer görülmüyor. Ama rektör olarak olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanıyor. şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne yaklaşımlarına bakıldığı zaman net bir şekilde aşağılık kompleksinin tezahürü olduğunu görürsünüz daha henüz katsayı problemi diye herhangi bir problemin olmadığı tarihlerde Bilal Erdoğan sınava giriyor, üniversite sınavına. Erdoğan'ın milletin gözünün içine baka baka söylediği yalanlardan bir tanesidir. Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı ama katsayı probleminden ötürü okuyamadı dedi. Bu kadar net, bu kadar bariz bir yalanı milletin gözünün içine baka baka söylemelerinin temel nedeni Boğaziçi Üniversitesi'nin kazanamamadan kaynaklı yaşamış oldukları kompleksler. Bu aşağılık kompleksinin ürünü olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne daha fazla saldırıyorlar. AKP'nin öyle bir bakış açısı var AKP kurmaylarının imrendikleri şeylere ulaşmak gibi bir değerleri, bir algıları, karakterleri, yapıları ya da çalışma sistemleri yok. Aksine imrenilen şeyleri yok etmek gibi bir çabaları var. Tarihte bu çabalar eski dönemlere bakıldığı zaman bir gelenek olarak kodlara yerleşmiş olduğunu da görebilirsiniz. Moğollar gibidirler. İstila ediyorlar ve istila ettikleri bütün medeniyetleri de yakıyorlar, yıkıyorlar. İşte bu yakma, yıkma ameliyesini modern çağın içerisinde, modern çağda olacağı kadar, olabileceği kadarını Şimdi AKP iktidarı bu rejim yapıyor Boğaziçi Üniversitesi'ne de böyle bir dışarıdan kayyım atamayla e, el konmuş durumda ve üniversite tutuklandı.